かんあがり。 İhtiyaçlar sizde. Ödeme kolaylığı Mediamarkt'ta. Denizbank kredisiyle boş çamaşır makineleri 1399, bulaşık makineleri 1249 ve buzdolapları 3499 liradan başlayan taksitlerle şimdi Mediamarkt'ta. Siz de Mediamarkt mağazalarına gelin. Aylık 2.99 faiz oranı 18 aya varan vadeye ek olarak artı 3 ay erteleme fırsatlarından yararlanın. Mediamarkt'ta tam zamanı. 5, 4, 3, 2, 1. Senin aklın gölgesi, ayrılık yüzünden kırdım herkesi. Şeytanın bacağını kıramıyorum. NBA Show. Time'a hepiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne oldu canım benim? Vallahi ne yapıyorsunuz? Üç gün önce bir basketbol oynadık bu ekiple. Felaket. Nasıl? Felaket. Performansı iyi mi? Valla tek tek yorumlamak gerekirse Olcan Akçayı çok beğendim. Çok temiz bir bileği var ve basketbol bilgisi var. <laughs> Anıl saf bir yetenek ama İzzet Türk Yılmaz gibi. Yani basketbolcu olmasına <laughs> bir 50 sene var. Ee, onun dışında... Ve atlet mi yani nedir? Saf, saf yetenek. Saf yetenek. Top eline yakışıyor. Çembere hmm. güzel uzuyor ama ufak tefek sıkıntılar. Mentali Mental mentali sıkıntı, çok kötü. Yani 10 hmm. yani kişiyle kavga ettim. Çık girmeyince etti. düşüyor falan mı oyundan? Öyle feras. mi? Herkese kavga ettim. Maçı zehir ettim millete. Hmm. Ozi var mıydı? Ozi yoktu. Ben naciz hani handball oynadım. Yani ona basketbol demek çok zor. Sağ pas, <laughs> sola pas, park ettim. Öyle oynadım. Melisa? Yani, Melisa yoktu. Daha futbol ekibiyle, futbol ekibinin basketbol tarafıyla, efekanla vesaire oynadık. Çok güzeldi. Siz ne yapıyorsunuz? İyiyiz valla bıraktığın gibiyiz hayatım iş güç yoğun evde herkes yani keyfi sağlığı çok yerinde da. kedimle bu sabah oynadım sporumu yaptım kedim bu aralar çok mama yiyor Mart ayı herhalde karnı da acıkıyor onlayayım yani genel olarak sizleri görüyorum arkadaşlarımı görüyorum Yiğit'cim sen nasılsın iyi misin? İyiyim nasıl olayım işte yaşıyoruz öyle Kedi hayatının sadece martı indirgenmesi biraz kırıcı geliyor bana. Çünkü kediler just vermek yapmıyor. Yani kedilerin bir hayatı var ve Bitch. <laughs> ya evet, ben de az Ama... önce kedi haksızlığını fark ettim. Hayır, abi. benimki Mart ayında. Ayı 11 ay daha yaşıyor ya bu hayvanlar. Mart ayında, Mart ayı Tiger için özel. Benim doğum, babamın doğum günü, benim doğum Tiger günüm mı? Tiger. Ama yani dünyada en son Tiger. E, erkek mi dişi mi? Ama Tiger T-A-Y-G-I-R. E, Gül abla da şey diyor. Tiger. diyor. Tiger diyen var. Her türlü erkek adı mi? var. Erkek erkek. Erkek kökenli mi? Erkek kökenli. Erkek hissi de vermiyor. Ama Şimdi erkek kediye, hissi Şimdi kediye cinsiyet yok. atamamak gerekir ama. Hayır kedim benim galiba gay bir kedim var ve çok da mutlu bir kedi. <laughs> Artık de. hiçbir şeye şaşırmıyorum. Bu de. Ben de neden? Mesela kendini kedi zanneden biri yorumlara gelirse bile inanma şaşırmam. İnanın, şaşırma. Evet, kendi kedi zanneden insanlar var. Kedi, kedi canını. Ve oğlum, sen kedi değilsin dersen de, yandın. Yani cimere falan yazar seni. Evet, doğru. Ben ben bir şey demiyorum. Ama biz bir takım arkadaş, eh, takım arkadaş, eh, takım arkadaş. Takım arkadaş. Saygıyla dönmüyoruz. Saygıyla dönmüyoruz takım. Burada kedileri mi? Kedileri, kediler bizim takım arkadaşlarımız. Şimdi e, yorumlara girelim mi? Bir konuda çok rahatım. Söyle. Çok kısa girebilir miyim? Gir. Eltern. Tabii ki. B 31 Mart. Ondan çok mu mutluyum? Demokrasi tamam. şöyle ne olacak? Tüm adaylara, evet. tüm adaylara başarılar. Evet ve benim favori tüm adaylara başarılar. 31 Mart'ta sandık başındakiler oy ve oy ötesinde çalışan, oy ve ötesinde çalışan herkese tüm arkadaşlarımıza da sevgiler. Oy ve oy. oy, oy. dünya olacak. şakası. Ağrı. Henüz Mart indiği zaman netleşti. Ağrı. Ağrı. Şunu söyleyeceğim. Şimdi bence seçim yayıncılığı evet. televizyoncunun zirvesi. Biliyorsunuz benim televizyonculuğa çok büyük bir muhabbetim var çocukluktan beri. Yani televizyon Orange. karşısında büyüdüm. Ve hatta çok rahatsızım yani. işleyen ikiller, üçlüler bozuldu ve 14 Mayıs'taki seçim yayınları bence çok kötüydü. İşleyen yapılar bozuldu. Ama seçim yayınlarına ve seçim gününe gelmeden evvel bir diğer büyük zevkim de seçim anketleriydi. <laughs> Fakat onu da mahvetmişler. Yani şöyle bir şey dönmüş mesela. Deniz, Yiğit, Yiğit Ali, Ali, Day Day anket. day a gitsin. Yani bir tane partiyi kafalıyorsun. Day mi? Day olarak day. Yani, gel abi. Yani şunu hissediyorum. O oranlar partilerin ya da adayların oranı değil. Adama gelen EFT'lerin yüzde kaçı Aa, nereden yapma. geldiyse. Yani bir anketler var. İnanılmaz. İnanılır gibi değil. Hiçbir fikir vermiyor. Ama ben Deniz Aksöy'e kendi anketimi attım. Attı. Beşiktaş 13. noteri gibi şu an zarfa koydu. Hı -hı. Gelecek salı görüşürüz. Geçen hafta Seçten ne dedi biliyor musun? Ya. sürekli değerli komşularımız diye bir mesaj geliyor. Ya yani komşu momşu yeter ne söyleyeceksen artık söyle diyor. Bana foçadan sürekli anlaşılmaz bir şekilde Ali Babacan Bey'den mesela. Ali gibi. Babacan bana da atıyor sana. Foçalı İzmirli hemşerim. Bana da İzmirli değilim yani. E okuldan geliyordu. Pijin biri benim numaramı vermiş. Anası babası toplantıya veli toplantısına çağrılmasın diye. Sürekli devamsızlık e okuldan geliyordu. O kardeşimize de selam <laughs> Devamlılığını olsun. diliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi koy yorumları. Ben valla çok seviyorum o insanları ya. Hiç yorumlar seviyorum. gelsin yorumlar be. gelsin. Bırakın NBA konuşmayı. Adaylarımıza başarılar. Allah zihin açıklığı versin. Oy <laughs> vereniniz bol olsun. İnşallah hepiniz yüzde çok yaklaşırsınız. Amin. Amin. Blue Penguin diye bir Blue Penguin herhalde 6 gün önce yazmış. Bırakın NBA konuşmayı. Şöyle geyik muhabbeti yapacak bir arkadaşım yok. Çevremde kahve içmeye çağırabileceğim biri bile yok. Bu açık açıklarımı sizinle gideriyorum. Ağzınıza sağlık. Ben katılmıyorum. Blue Penguin sizin mutlaka ama mutlaka arkadaşınız olmalı. Çok hoş birisiniz. Ama yoksa da Arkadaşın... Bence de hoş evet. kişilik olarak bence kişilik olarak hoş. Abi bence bir arkadaşı ihtiyacı olmadığı için arkadaşı yok. Bence gayet kendine yeten bir insan. buradan da bizi izle keyfine bakıyor. Evet. Böyle bu, bir laf vardır ya hani. Bu arada kahve içmek isterse de ben Blue Penguin ile içerim. Ben de içerim. <laughs> okur musun yorumunu? Ali Rasbol'u gayet yakından biliyor. Gürşon, ya bu sayıda sağ olsun evet bir öyle bir şey anlattı. Hatta orada garip olay ESPN'in Esport feedinden o görüntüyü çekip bir gecede 10-11 milyon ya? izlenmesiydi. Ya bu yaşıyor ya? Ya bu yaşıyor gayet. Yaşıyor. İyi, iyi. Ben falan da kavga etti geçen. Yok Lul ekranı, ekranı, kapattı. kapattı. Ya, geçimsiz bir çocuk. Hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Avrupa basketbolunda 3 tane sevmediğim adamdan biri. İkincisi kim? Onlar da bizde Birini sormuyorum, ikinciyi soruyorum. Ha! Bu bence müthiş bir yorum. Selamlar. Kavgadaki sosisi sıkan beyefendi benim arkadaşım da. Hatta sıktığı sosis benim Bu yüzden büyük kavga ettik ve gecenin ilerleyen saatinde ben de onun sosisini sıktım. Arkadaşlığımız bitti ama başka bir şey başladı. E, yani başka bir şey başlaması tabii doğal. E, Ömer Yalcı Bey pisleşmeyin diyoruz. Bence bir sonraki yoruma geçelim. Niye pis olarak algıladınız bu yorumu? Ama en güzel da böyle so doğmaz mı? size sordum programdan sonra. Sosisli mi dedim sosis mi diye. İkisi arasında çok büyük bir İğrenç espri yapabilme kapasitesi ayrımı var yani. Sosisli diyorsan. Arkadaşlar sosisli demedik mi biz? Şunu... Sosisli demedim mi ben? Sen sosisli dedin. Evet. Ben de sosisli dedim. Sosisli. Ben sosisli demedim bile. Bruce Lee gibi. Bruce Lee gibi. Ekmekli olan şeyden bahsediyorum evet. ben. Sosisli. Evet. <laughs> Beyefendi yanlış yazmış o zaman. Sosis yazmış. Geçelim. Tamam. Aç bir tane daha rastgele ya. Bir kötü yorum aç ya. Aga Monica Bellucci. Bir negatif yorum açar mısın? Aga'ya bakalım. Ya. Aga. Aga, 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 Ali, Aga yazan var. Ali, kötü yorum yoksa iyi yolda değiliz demek. Ki. Evet. Aga. Herkesi mutlu ediyorsak bir hata var. Aga Monica olur. <laughs> Ana de Armas olur. Elizabeth. Biraz açar mısın? Ben Dobiçki <laughs> mi <mu> o ya? <laughs> Dobiçki olur. Elizabeth Olsen olur. Ayrıca jüri özel seçimi olarak Prime bir Elizabeth Hurley'nin eline kimse su dökemez. Katılıyorum. 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 Katılmıyor musun? Katılıyorum. Ya bu arada size bir şey söyleyeceğim. Türkan Şoray Müjdat Gezen'in şeyine çıkmış bir video. YouTube. Gördüm. Video. Ya abi müthiş i̇zlemedim. bir video. Ali Poyrazoğlu en arkada izliyor. <laughs> müthiş bir video. Herkesin izlemesini e, ben tavsiye ediyorum. Ben İnanılmaz insanlar. Yani bizim milli değerlerimiz diyoruz ya. Şaka yapmıyorum bu arada şu anda. Hakikaten milli değerlerimiz. Türkan Şoray, Müjdat Gezen... Müjdat Gezen'in YouTube kanalını seviyorum. Bayılıyorum. Müjdat Hocama da sevgiler. YouTube kanalım var. Ben Onda çok ya. samimi bir şekilde. Var. Şu an açtı. Hatta çok sık video paylaşıyor. Öyle bir Şeyin Instagram'ının olmasına çok sevindim. Ozzy Osbourne'ın Instagram'ına takılmaya başladım. Hiçbir slang'i bilmiyor ve kızı onu anlatıyor. Ozzy de komik e, ve hafif pasif agresif yanıtlar, yanıtlar veriyor. veriyor. Çok öneriyorum Instagram'ı. Ama Bazen interneti kaçırdığınızı düşünüyor musunuz? sometimes diyerek İngilizce konuşmuşum. Bazen oldu. kendimi bir Lynch. ajans Under tarafından Lynch, 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 ajans evet. tarafından kandırılmış bir belediye başkanı adayı gibi hissediyorum. <laughs> Efendim şöyle bir şey yapalım, gençler bayılıyorlar falan. Sen böyle gidiyorsun. Ya Abi, <laughs> abi reklam sektöründeki herkese çok selamlar. Selamlar. Harden dünyayı değiştiren şeyler yaptıkları oldu. Özellikle 90'ları televizyon reklamcılığında çok yaratıcı şeyler var. O Hı. Bira e, reklamları jilet reklamları bence. inanılmaz yaratıcıdır evet. abi Türkiye'de mesela. Çok başarılıdır. Aa bir %80'i de dümen anasını satayım. Gelsin müşteri anlaşma yapayım şu kadar parasını alayım gitsin hikayesi. Hı hı. Siz küçüklüğünüzde araba reklamlarının hepsinin Türkiye'de çekildiğinizi düşünüyor muydunuz? Türk plakası gördüğünüz için. Ben düşünüyordum da. Türk plakalı arabaları dışına çıkarıp mı çekiyorlarmış? Anlamadım. Hayır oraya şeyden koyuyorlarmış video editten. Güzel onu yapmak o zaman ne kadar zor biliyor musun? 90'larda yapıyorlarsa bayağı iş yani. Ben en bizi... hatırladığım <laughs> reklam Peugeot'un... Böyle Transformers vari bir reklam vardı. Benim en hatırladığım reklam Garanti Bankası UA Dev Adam. 12 Dev Adam. O oh, evet. Harun Erdenay Karpuz atıyordu. Senin çocukluğunda benim çocukluğum tabii çok tutmadı. ben Rıdvan Dilmen'in Renault e, Flash reklamını hatırlıyorum bir yere. Rıdvan Dilmen burada bizimle Lastik, bizim çalışma arkadaşımız var. Değil mi Rıdvan Bey? Evet. Kola Turko, Pierre Fan Oydonk. Beyoncé, Jennifer Lopez, Britney Spears, Pepsi. Wow, oh, manyak bir şey. We will rock you. Pink, pardon. Thank you Arda. Christina Aguilera 2003 NBA playoffları. Fighter. Şarkının da tamamen e, ayrıldığı eski erkek arkadaşına seni mahvedeceğim temalı olması ve o sırada abi Chris Webber'ın smaç <laughs> yapması klipte yani hani. Bizim ülkemizde de bir şeye bir şey yani. ha, Neyse. Ah. Ah şiş. Bu arada Dick Richard'ın kısaltılmasıymış. İzleyicimize de sonsuz teşekkürler. Evet. Robert Bob konuştu. Evet. Doğru Dick Richard. Dick Richard geldi. Şimdi Nejat Bey bir mekan çıkışı Cihangir'de. E, ee, biraz bir şeyler içmiş herhalde keyfine bakmış. Bilemeyiz. Yeni atasözü düştü ya. Evet. Ne diyor ki? Dinliyoruz. Oje sürüyorlar. Ee, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Herkes... Benim de sürmüşlüğüm var. Ama 90'larda. Yani 25 20 yaşındayken falan. 20'lerdeyken yani. Sonrasını bilmiyorum. Sizin düşünceniz sürülür mü şu an? Sürünmez... Herkes keyfine göre geçsin. Bekir. Keyfin racon olmaz. Harika. Peki son olarak da e, erkeklerin etek giymesiyle alakalı da. Keyfin racon olmaz. Siz giyer misiniz? İskoçya'daysam belki. <laughs> Çok teşekkür ederim. Evet, kolay Ziyare gelsin. Kadar. Sağ olun. Keyfin racon olmaz. Acaba bizim kulağımıza küpe, dillere pelesenk olan bazı atasözleri de benzer biçimde mi doğdu? Çünkü Ayağını. Cihangir yaklaşık 500-600 yıldır. Belki de Bizans döneminde de öyleydi. İstanbul Gece Hayatı'nın. Mesela şair Nefi. Yine Cihan çıktı. Etraf kalabalık. Abi iyi gece. Arkada yine Darbuka muhtemelen. O hiç Taksim'de ben Darbuka'nın 700 ve ve falan... Ve dostu olmaz dedi. Sarhoştu düştü <laughs> ve bu çıktı mesela ağzından gibi mi? Çıktı. Evet. Abi falan şeklinde de... falan. Şeklinde geçmiş olabilir. Ya Falan ne diyorsun? Hmm. Aynesi içtir kişinin lafına bakılmaz. Yazın. Hiç içmemiş herhalde söylediğine göre. <laughs> Bu Ayıkmış be, baya. Keyfin raconu olmaz ben. Ben bayıldım. Neredeyse bir atasözü gibi hissettirdi bana. Yani ona. ayağını organına göre Çok hoş demiş. Muhabirin de art niyetli olduğunu düşünüyorum ben. Niye? Şimdi kafası güzel yakaladım. Milletin o artık şey. yeni dünyada ardamarı olan şeylerden bir Ha bak. Kayayım. Felsefe. Duyarsız bir şey söylesin. Götüreyim. Abi ben bir gerçek söyleyebilir miyim bu mi? her hikayesiyle ilgili? Bir tane duyarlı arkadaşım yok kadın erkek. Hani dost meclisine yakın olsa mi? İç konuşu insanlar hala 90'lardakiyle aynı şeyleri düşünüyor. Çok tuhaf buluyorum bunu. Her şey kozmetik mi abi? Ya? Çok %90'ını insanların öyle. %10'una saygım var düşüncesi ama Aynen. herkes dandın konuşuyor abi. Muhabirin kadın ama. herkes ama herkes aynı düşünüyor. Muhabirin bilistelse bir şey erkeklerin kadın olması hakkında Ya onu demeye getiriyor ya adamı tuzağa düşürecek. Ya kötü bir şey söyle. Yiğit tezcan'ın <laughs> en yakın arkadaşını evrendeki yani total evrendeki en yakın arkadaşını bulduk bence. Necat İşler. Hayır, neden total evrendi? Yusuf Güney tarzı bir yaklaşımım var. <laughs> Zaten dünyadadır en yakın arkadaşı. Hayır ben burada e, dünya dışındaki yaşam formları olan saygısını Zaksoy'un anladım. Onlara saygı gösteriyordu. Ee, sen Necat Bey yerinde olsan ne cevap verirsin? Sana ne derim muhtemelen? Modumu bağlı var. Peki bu mu çok mutlu. Ya bu bizi ilgilendirmez derim. İsten istediğini yapar derim. O da onu demeye çalışıyor. Daha edebi bir şekilde demiş. Eğer o an aklıma bu kadar cool bir şey söylemek gelmeyebilirdi tabii. Ali sen ne dersin? Bayıldım. işleri eskiden sebepsiz bir antipati duyuyordum. Barda filminden dolayı olabilir. Bilmiyorum. Son dönemde inanılmaz evet, hoş şey oynuyor o tarzı. Çok rahatsız edici bir filmdir bu. Bence çok farklı bir yere doğru gitti. Çok daha böyle derviş meşrep garip bir adam. Yaradı yani. ustaya mazot yaramaya başladı. <laughs> Ve Tarkan şarkısıyla yapılan bir editi vardı Necet İşleri. Bence son 5-6 yılda internetteki en iyi materyallerden biri. Ne Tarkan edit. Aynen adı bu kalbi beyaz. İnanmaz. Uzaktan nasıl kavga ediyor kaldırımdan? <laughs> çok tatlı ya. <laughs> çok. Çok yanında olsak eminim aynı şey düşün. Rahat bırakın adamı ya. Abi. Belli çok ki ben du çok duygusal bir insan ha. Yani. Ben çok seviyorum Nejat Bey vallahi. Ben ben bir ayıbını görmediğim için ben dıştan verdiği izlenim bana yani rahat bırakın, salın. Bana göre en tehlikesiz insan tipi odur. Bence de. Bence de. Hep şunu fark ediyorum ben kendi hayat edindiğim deneyimlerden. Böyle sessiz beni salınca tipler en zor günde arasan direkt gelir. Mesela onun dışında evet. bulamazsın. Çok ah, ah, böyle pozitif bir, bir abi. halde görmezsin. Negatiftir. Sıkıcıdır herif arkadaşlar. Kalender olur abi. Güzel bir temas Öyle yaptım. bir bir izlenimim var yani. Beni boş işler için yorma. Harbiden biri lazım. Olduğu o bir... Bu çok boktan bir anından anlarım. Cidir. Hayata daha Bu da Bütün insanlara daha çok güveniyorum Aynı ben. Neden sen bilmiyorum. Bu, sen bu tip insansın zaten. Çeşitli umurum öyleyimdir. Öylesin, Arkadaşlarıma öylesin. sormak lazım. Öylesin. Daha güvenilir ha, buluyorum. Bizi arkadaşın değil mi? Adamı güvenilir buluyorum yani. <laughs> Hı? Hmm? Geçen hafta da yaptı bunu ama. Ama hayır. Evet, Robbie Avila. D Cream the Dream. <laughs> Şimdi bu evet, tatlı çocuk kardeşimiz. Ben, çok uzun süre önce atmıştım bunu size. Kınıyorum kullanmadığınız evet. programda. Larry Nerd. In, <laughs> Indiana State'de oynayan. Bir kere Larry'li bir lakap olmak zorunda. Çünkü Indiana State'de oynuyor. Aynen, Larry Bird'de okuldaş. Evet. Larry Blurt. Larry Nerd. Larry Nerd mükemmel bence. Mükemmel bence Birim elindir. o benim. College yok hiç de çok iyi. Güzel. College yok hiç. Milk Chamberlain. Milk <laughs> Chamberlain de çok iyi. Ve Cream Abdur Jabbar. Ve ben de Cream the Dream dedim. E şimdi ben daha realist bakıp dışarıdan falan oynuyor bu çocuk. Şutu falan var. Dört numara falan forvet galiba değil mi bu çocuk? Üç dört numara öyle bir şey. Biraz izledim. Öyle bir şeydi galiba. Leri nerd ve Leri blurred <laughs> arasındayım. Leri blurred'ü daha ince buldum. Hani gözlükler falan. Evet. Hani gözlüğü çıkardığı Leri blurred olur bence. Standart halde Leri nerd olabilir. Çok tatlı. Ay o tane yanım şöyle gel yanıma otur diyesin var ona. Clark Kent lakabında ben uygun olabileceğini düşünüyorum. Leri nerd ya. Leri nerd. Çok çok enteresan bir tarzı var. Hoşuma gitti izlerken yani. Akıcı oynuyor, hoş. Ya, yani, yani ufak Takım. Yani ufak çok büyük bir konferansa da değil Indiana State. O Sizce çapta. okulunda çapkın mıdır? Kardeşimiz. bak Beni yakaladı. Big man on campus. Yani ortalama üstünde büyük bir üniversitede burslu basketbol oynuyorsan ve o takımın yıldızıysan, baş başına 17-18-20 sayıyla oynuyorsan. Öyle mi? Ha, anladım. Gerçi Ama olmak Olma, zorunda. Bunun üzerinden düşünelim. Ant olduğum bir belgeseli var. Hı -hı. İzlediniz mi? Monty Teo'yu anlatan. The Girlfriend Who Didn't Exist. Diye. Hı -hı. İzlemediyseniz büyük kaybınız var. Herkes izlesin. Tamam. Ee, Hawaii'li bölgeden çok inançlı bir çocuk. Futbol bursuyla Notre Dame'e gidiyor. Notre Dame'de dini bir okul. Yani adamın Adından. aslında hep bekar olması için... Tüm şartlar... Hazır. Yani ilk kurşunu geçirebilir. Normal bir süperstar olsa bile. İnternetten bir kız arkadaş buluyor kendisine Facebook'tan, uzaktan. Ama aslında kız arkadaşı bir kadın değil. Ve olaylar sapa sarıyor. Karşı taraf ben... Öldüm diyor. Çok da spoiler vermeyeceğim. Çocuk işte Heisman Trophy'ye aday gösteriliyor. Ama aslında kız arkadaşının olmadığını basın ortaya çıkarıyor. Öldü dediği için. Türkiye'de de yaşandı falan. bu arada. Entegre ettireceğim onları. En, evet, çok acayip, yani. Bir, yani, fantastik, evet. absürt bir olay yani. Ama Robbie Avila'nın vardır bence. Robbie seni seviyoruz. Gelmek istersen gel buraya oturursun. Işte. Buradan yani. çıkarılan ders nedir? Ne? Yani çok... Dikkatli olmak da iyi bir şey değil yani internetten başını belaya sokabiliyorsun bu sefer. İnternetten ne olur zaten kimse sevgili bulmasın. Yani bulmayın, gidin kafelere oturun, gidin parklara, yanınıza gelen bir güzel kıza, yakışıklı çocuğa, nasılsınız, merhaba, çok hoş gözüküyorsunuz bugün deyin, konuya girin. Benim tüm ilişkilerim öyle olmuştu, üç tanesi de. Ve e, öyle diyelim ve bize karşılayın, ne desinler? Ne üç, üç erkek arkadaşım da, ben hiç internetten biriyle tanışmadım. Bence siz yine de internetten sevgili bulabilirsiniz. Ee, özellikle bir şey söyleyeceğim. İnsanları. Bulsunlar da yani dışarıda şey, yüz yüze o enerji farklı bir enerji. Erkeklere Hadi. yapmamalarını öneririm çok çağdaş bir hareket olmakla birlikte. Ne? Bence olasılık olarak Instagram'dan sizi DM atıp yürüyecek bir insana gerçek hayatta o tanımadan gidip merhaba desen git buradan deme ihtimali daha yüksek. Türkiye şey bir ki o konuda gergin bir ülkede katılmıyorum. katılmıyorum. Yani. Hiç a tartışma oldu teke tek. Etek. Şey. <gülüyor> Deniz <laughs> Aksoy şey. bak yine İtalya'ya gitmiş üniversite okumuş kadın penceresine olaya bakıyor. Öyle olmuyor işte. Ben sana bir... Bak oradan onaylayan başlar sallanıyor. Caddebostan'da çektik üçümüzde. Abi Caddebostan İstanbul'un yüzde biri. Esenler'de deneyelim gel. Eyvah. Tam Eyvah. belediye seçimleri zamanı. Allah. Hayır daha Allah. gerçekçi Allah. bir İstanbul manzarası. Tabii Esenler'de söyleyeyim? de denelim. Caddebostan ben... şey abi bana geçen de dedi. Tam beyaz <laughs> yeri yani. E, bana dediler geçen beyaz <laughs>, Semte diyemiyor muyum ben? <laughs> sen tatadı. Aa. <laughs> Artık ben bir şey demiyorum. Ya şimdi... Yani neyse, yani yüz yüze tanışınca hmm. ki oradaki enerji, oradaki o ahenk orada o konuşma tabii falan. ki çok hoş. O, o bir gülüşü. Hayattan bu kopmuşluk. Her. Herkes onu ister ne kovaladıkça kaçan ateş bir şey. Ama bir de hayatın <laughs> gerçekleri var. Bir de mevcut iletişim olanaklarını neden? ten temasına çevirmesin ki insanlar. Ya tamam internetten de olabilir de bilmiyorum. Ben öyle yüz yüze daha çok severdim herhalde. Bence en ideal alkol alkollü olan yerler. Ama şeyi bir tık de unutmayın. daha ve yani internete dair de bence değişmeyen bir kural. Aksi kanıtlanana kadar herkes erkektir internet. O konuda Tabii. mutlaka dikkatli olmanız gerekiyor. Yani biraz zaman ilerledi falan ama. Özellikle MIRC'yi hatırlar mısın Ali? Orada herkes erkekti ya. De çok tehlikeli. Zurna. Yine Zurna yani. <laughs> Kanalı var. Daha yani. Hani yani Zurna da evet. Bir Garip kadın nikil ile girersen. Ne konuştuklarını. Afet bal şeker. İnternetin yani. İnternetin ilk trolllerinden biri falan olduğumu fark ettim ben. Neyse daha ne dedim. Yani senin ilk kafa çevirmesi çok duygusal yani say Bana sen ne dediğini anlamıyorum. Bilmiyorum <laughs> <laughs> yani. Kulaklarımı yıkatmaya gideceğim. Ben ya. asla anlayamadım. E Bak biri şey yazmış. <laughs> İngilizce benim tek dilim. Bildiğim tek dil ve tek kelime anlamadım. Yazmış <laughs> <diyorum ben. gülüyor> ha biz okeyiz yani. Tam yani, şu an anladım. Yani. Tabii ki. Hani bana <laughs> şey gibi geliyor. <laughs> gibi bir şey gibi geldi yani. Bu nasıl? Gerçekten öyleymiş yani. Cübürüş okey. Bir şey sizce ben bu çocukla işte dediğim gibi 10 dakikalık bir röportaj gerçekleştirmiştim. 2 yıl evvel e, Rookie of the Year olduğunda yılın çaylar ödülünü aldığı zaman normal konuşuyordu. Çok da tatlıydı ama böyle biraz bu konuşuyor anladın mı? Stoner İçine, işte. Suyun altında evet. Onu soracaktım. Stoner o yüzdendir. Öyle mi? Evet. Bence. Yani. Stoner'ı çevir. Diyor, onu çevirmek için Stoner diyorum zaten. Ha, tamam. Ya da punch drunk. Bir de bu ileri yaştaki taş, boksörlerde punch, görülen bir şey. şey yani. İleri yaştaki boksörlerde de bu tip hmm. bir sendromu görülüyor. Anladım. Okey. Genç son. yaşta da görülüyor gerçi. <laughs> zor İngilizceleri düşünüyorum da hayatımda çevirdiğim. Hayatımda <laughs> çevirdiğim zor İngilizceleri düşünüyorum. Sir Alex Ferguson. Bayağı zordu. Cuma akşamı. Oldu birkaç kere. Yunanistan tarafı. Neyse şey e, Ali en son ne zaman böyle konuştun? Yiğit en son ne zaman böyle konuştun? Nasıl? Bu, en son eve zor girdiğim son sarhoş olduğum günde konuşuyordumdur herhalde. Allah doğal bir reyleri söylememe hali var. Ben ya de, de, evet, ben, o, ben de bayağı bir ay önce. Ben de bir ay önce. sende de bir ay öncedir. sende de de bir ay öncedir. Tabii. Tabii. Oluyor böyle şeyler. Çağla Hanım meditasyon yaptı ve bence çok merak ettiğim bir meditasyon e, usulü. İnziva adı verilen meditasyon türünü denedi ve 3 gün boyunca gözleri bantlı yaşadı. Bu süreçte hiç konuşmadı, müzik dinlemedi, telefon kullanmadı. Bol bol yoga yapan ve yemeklerini gözetmenler gözetmenler aracılığıyla aracılığı yiyen şikel Tek kişilik odada uyuyup kalktı gözler kapalı. Ya meditasyon da sonrasını gözlerindeki mi? bandajı çok affedersin hayatım. Yok hayır. hayır. Tur ö, turuncu ya Meditasyon sonrasında gözlerindeki bandaj çıkarılan çalışkan hüngür hüngür ağladı. Tam benlik bir olaya benziyor. Bu nerede yapabiliyoruz? İz, i̇nziva adı verilen meditasyon. Neler düşünmüştür orada? Yapar mısınız bunu? O yüzden yapar. aldık. Sen yapmazsın yiğit yapar. Ben yapamam be. Ben yarım günde ağlarım zaten. O kafaya kapıçım kulaşırım yani. <laughs> üç gün hiç e konuşmamak. Yok okay, ya bir saat falan yeter bana. Karanlık mı etti? Sen biri eliyle götürüyor. Çok kötü hissederim herhalde. Üç, yani. üç gün hiç konuşmamak okey. Müzik... Sana bence çok okey. Hayatın konuşarak geçiyor. Aynen. Müzik Başı dinlememek. dinlememek. Olur. Hı. Sonra dinleriz zaten yani. Yemek? Ama yemek telefon kullanmamak. Muydu? Hani çorba ben o, en çok ona cazip geldi bana. Üç gün telefon kullanmak için ne yapabilirim? Tablodot da meditasyona dahil mi? <laughs> evet. Onun da bir maneviyatı geliştiren bir yönü vardır. Tablodot olmasın. Tablodot olması iyi bağlı olarak mı? <laughs> ben çok enteresan. Peki bu yani şey ama Çağla Hanım'ın e, sabah kuşağı programı var diye biliyorum akım televizyon. Üç gün <laughs> arışamda yok. <laughs> <Miditasyona> da. <laughs> Gerçekten iyi. Yaz yani. şöyle meditasyon yaramış. Garavel Usta gibi gözü kapalı. Mercimeğe limon sıkıyor. Çağla Hanım görmedim zannetme. A acayip isabetli sıkıyor ha. meditasyon yaramış Çağla Hanım'ı. <laughs> 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 <Garavelle var>. <laughs> ya sen, <gülüyor> sen <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi değil mi bak? <laughs> ben ama bu olayın yüz yüz gerçekliğine inanıyorum Ali Konaviç senin aksine. Gerçek mi? Ben inanıyorum abi bu yapılmış gerçekten. Nerede? Ya ne bileyim bana gerçek geldi olay. Ha olay gerçek. Ne yapsın yani elini çorbanın içine böyle daldırsın mı iğrençlikle. Bu arada diye. çok Şurada güzel kadın Şurada demişlerdir, ona ayarlamışlardır. Çok güzel Öyle, kadın. Çok hoş. Yakada akreditasyon mu var? Çok güzel kadın. Bunu basın <laughs> olarak gideriz sen, ben, Anadolu Hüseyin. Anadolu Aa Fenerbahçe-Efes maçına başlamadan önceki 3 gün meditasyon yapalım. Ne dersiniz? Sen bir reels patlatırsın yine. 15 <laughs> milyonluk. ne giriş reelsi. Ağlıyorum. Mesut yaparak girip araya girince çıkarıyorsun. Çıkarıyorum evet. Ve sesler. Fenerbahçe maaşları. Vay güzel. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse. Şimdi diğer konumuza geçelim. Çağlan çok güzelsiz. Umarım yaramıştır. Bizi izliyorsanız da yorum yazabilirsiniz. Çok hoş bence de. Selam olsun. Çok hoş kadın ya. ya. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nın önünde iki papağan. Fotoğraf bu. Üz üstündeki yorum. Yani ya aldatıldığını Kocam evde yok gel Diye tekrarlayan papağanları sayesinde Öğrenen erkek ve tanıkları Bugün hakim karşısına çıktı Kocam evde yok gel Size bir papağan fıkrası anlatabilir miyim? Tabii ki Mec Merakla bekliyorum Bir tane tek adam yan Yalnız adam Dul adamla Papağanı birlikte yaşıyormuş Papağan bunun yarenin Dostu arkadaşı Adam sabah işe gidiyor Akşam işten geliyor Normal 9-5 işi var Ay sonu inanılmaz bir telefon faturası geliyor. Adam diyor ki Allah Allah yani ben bu evde yaşamıyorum herhalde biri kaçak kullanıyor falan. Neyse güvenlik kamerası taktırıyor. Bir ay sonra yine acayip bir telefon faturası geliyor. Bir bakıyor. Papan telefonla sağa sola arıyor. Papana diyor ki gidiyor konuşuyor. Çok inanılmaz zeki akıllı bir papan. Bak yapma. Hani seni cezalandırmak istemiyorum. Sen benim hayattaki tek varlığımsın. tek dostumsun. Akıllı ol. Üçüncü ay yine inanılmaz bir fatura. Papana diyor ki sana bir ceza vereceğim. Çarmağa geliyor papanı kanatlarından. Diyor ki bir hafta burada kalacaksın. Ceza Aşkım olarak. Benim. Tabii ikinci gün maneviyat artıyor çarmıha gelince <laughs> ne biçim falan. Bir lan? Pardon yok burada karıştırdım fıkrayı. <laughs> papağan tanık gösterilmiş mi burada? Papağan tanık gösterilmiş ki adam papağan iki papağan da ada, adamın omuzunda. Biri sağ omzunda diye de sol omzunda. Zorla getirtme mi çıkmış papağanı? Ee, biraz aşağı inersen... O bir adam mı? Evet işte. <laughs> ben onu taşıyın üstüne tünemişler sanırım. Diyorum ki zavallı <laughs> papağan nerede yani evcil ev hayvanı taşın üstünde bırakmışlar. Kaybolmayacak mı falan diye kuruyorum. Aldatılan adamlar iki papağan. İşte. Şimdi böyle Allah göstermesin. Çok kötü bir durum bu arada. Hanımefendi sizi kınıyorum. Ee, öncelikle papağanlar gerçekten canımız bu. Ben size. papağanları yani. da kınıyorum. Niye? E, yani hiçbir şekilde ispiyonlamak güzel yok. bir şey demek değil. Hayvanlar iç yani duygularıyla hareket eden varlıklar. Konuşmayı da bilebiliyorsa ne hala? Ne kuşlar, kediler, köpekler neler görüyorlar? Ki çok farklı şeyler de söyleyebilirdi aslında. Yine en güzel şekilde ifade etmiş kendini. Mesela tuttukken bir anda bağırabilirdi papağan. Ne diye? Ah diye. Kocanın atletini yırtıyorum <laughs> diyebilirdi. Yaşanmış <laughs> olay. Ben söylemiyorum. Yaşanmış olay. <laughs> Nerede yaşanmışlar? Diğer konuya geçelim. Benim bildiğim bir coğrafya değil. Ben orada kuştan aşırı korkarım. Ben de de bir yani güvercin şeyi vardır. Hafif azaldı yıllar için. Işte. Tombul Hiç. güvercin mi? Abi her türlü güvercin. Bir de böyle kafasını abi şey gibi 360 çeviriyor durduğu yerde. <laughs> <laughs> abi o çok korkunç bir hareket ya. Bir de ne zaman baksan onu yapıyor gibi geliyor ona. Odaklanırsan kuşu şöyle yapıyor ya. <laughs> abi. Yapamıyorsun işte. Amerika'da bir O güvenilir ara, mi abi o öyle bir canlıya yani? Güvercinlerin CIA'ya çalıştığını düşünen bir grup insan vardı. Güvercininin mi? CIA yani. Yani dinleme cihazıyla uçurabilirsin. Mobil mobese olduklarını müthiş. düşünen insanlar vardı. Bu arada süper vardı. ya hareket. Akıl vermek gibi olmasın. Ben Seher güvenmiyorum güvercinlere. Olmasın. Sizin mutlaka aklınıza gelmiştir ama. Çok güzel güvercin taklidi yapıyordum. Bir daha yapsana. <laughs> Harika. Bir de deniz anası taklidi yapar mısın? Zehirliyse. Zehirsiz. Bence daha ziyade şöyle bir canlı değil mi deniz anası? Hani suyun içinde böyle hareket ya, eden. Daha boyunsuz mu? yani şey var <laughs> deniz anası ile ilgili. Sırtından sırtına bir su atılmış gibi değil mi? Yani böyle bir böyle bir şey hali var deniz anası. Gibi. Ama deniz anası da denizden denize cidden çok değişiyor. Yani. Marmara deniz anasıyla bence Akdeniz deniz anası. Akdeniz deniz anası çok kaliteli. Marmara, Marmara bizim deniz gibi. anası feci bıçak evet, çekiyor bıçak. yani. Böyle hayvan olmaz abi. Çok feci <laughs> deniz anıları vardı Marmara'da. Deniz çok kadar pis ki. deniz anılarını çıkartıp insan üstüne atardık. Atardık. Anılarını. Hiç soktu. Ay şey sokmadı da onlar sokmadı. Abi da herhalde yakar. orada deniz anıları. Bir Yapıştı. Denilosu... Yapıştı mı? Ya, yaktı mı? Yok hiç. Beni Yap. yaktı bir kere. Nedir tedavisi? <laughs> Krem. Amonyak mıdır? Amonyak pekala. Bu arada her zamanki gibi programımızı bitirmeden medemart hatırlatmamızı da yapalım. Küçük ev aletlerinden air fryer'lara. Şu air fryer'dan bir tane de ben alayım. Telefonla? Telefon olmaz mı? Air fryer sana alayım ben. Evlen alacağım. Evlen alacağım mı? Evlenince zaten. Ben alacağım onu işte. Bekarken lazım hani yemek yapamıyorum Ama şimdi bekarken boş so boşver kullanma evet canım söyle sen İşte bunlar tüm ihtiyaçlar Airfryer lazım diyor Airfryer, Hadi alalım Mediamarkt'tan sana ya, Mediamarkt'ı bulmuşken e, alacaksın mediamarkt.com.tr ya da en yakın Mediamarkt Şişli Belediyesi'ne ve Beşiktaş Belediyesi'ne yakın Ama mesela MEP'e de bakmak için Mediamarkt'a önceden gitmek lazım Çıkışın içinden Teknolojik aletler için mediamarkt.com.tr Mediamarkt'a tam zamanlı Dedik son konumuza gidelim Bahis yapıyor musun? Eskiden. Yani çok altılı Ganyan oynadığım bir dönem vardı. Ganyan Bay'in hesabım vardı hatta. Ama inanılmaz büyük paraları oynamıyordum yani. Ama her gün altılımı yapardım. 15-16 yaşındayken. Peki basketbolcu olsan. Evet. Bahis ya oynar mısın? Oynadığın lig üzerinden. maçına. Çok... Sen yapıyor musun bahis çok? Yapıyorum ama... Ya ben de çok azaldı son yıllarda ya. Yani İçindeki böyle rastgelelik falan bir şey çok çalışmak lazım ya da hani iyi bahis yapmak için. Çok çalışmadım için üstüne yapmıyorum. Hiç sallamasyon yapmak istemem. Ben yani, kendi evet. anlattığım maça bile bahis yapmıyorum. Ya. Şimdi konuyu açıklar Yaklaşım mısın? değişir diye. İnsanlar nasıl kendi oynadıkları maça bahis yapıyor ya da yaptırtıyor dışarıdan? Yani sporcu olsam... Raptors oyuncususun. Ata falan bahis yaparım herhalde ya. Ha bu arada çok güzel bir şey hatırlattınız. İki şeye başlayacağım. Bir... Vespa yani bisik motosiklet kursuna başlayacağım. Kesinlikle motosiklet ehliyeti almak İki istiyorum. Bineceksin. İki ata İki ata binmek istiyorum. İzleyenlerimize de soruyorum. Size de soruyorum. Nerede öğrenebilirim? Evim Beşiktaş Belediyesi. Çatal, Çatalca'ya falan gitmen lazım. İzzettin Köyü. Şaka yapmıyorum. O kadar gitmem Masa mi lazım. Masa taraflarını ben soruyorum. Onu bilmiyorum. Sana. Tamam izleyenlerimize de soruyorum. Ben ata başlamak istiyorum. Hatta binici hocam varsa izleyen. Peki ne? bindikten sonra yağ nasip diyecek misin? Diyeceğim. Allah da artık yolunu açık etsin. Üç de tenis. Peki ata binerken fotoğraflarını atacak mısın? Video çekerim artık. Atın üstüne şöyle belki bir fotoğraf yorun. atacak mısın? Atın üstüne şöyle fotoğraf atacak mısın? Ay Zarmış. onu yapmam ya. Onu hamile kalırsam bir gün belki göbeğimle ve ata biniyorsam yaparım. Evet başka konumuz kaldı mı? Ne konuşuyorduk? Yani? <laughs> Nereye geldik? Bahis dedik. Hah bahis dedik. E oyumuzu kullanıyoruz. Bahis eğer sporcuysanız bahis oynamıyorsunuz. Yapmayın Kendi liginize, yani. takımınıza rica ediyoruz. Hele ki NBA'si. Ol yapmayın abi. Bir de oram ağrıyor Bu ne falan hı? Cantay evet. Porter diye bir şeyin Michael Ya Portugü. ben bugün bir izlemiyorum. Şu programa gelip anlattığınız şeyler yüzünden ben bıktım bu yeni nesil NBA oyuncularına çok sıktılar beni. İzlemeden sıktı heriflerin karakteri yani. Ben bıktım canımız, arkadaşlığından, bıktım. DM'den mi? birine yürümesinden. bıktım. yeter lan diyorsun. Ben ya. hayran olmak istiyorum abi, abi. bu adamlara. Küçükken çocukken hayrandım ya. abi. İzmir'i midenize bağırsanız yeter of. lan. Ama canımızlar var. Canımızlar. 2 dakikayım Beyd'e oynatmış her seni. LeBron'u seviyorum ben. Tadını çıkar lan. Lebron. Bu mu benim kameram? Alperen. Ya abi sen işte Alperen. Alperen'i de severim evet. Alperen, Onur Alp, Cedi, Furkan. Ya eminim sevdiğim bir sürü insan vardır. O bu anlamda beşim. demiyorum da sıktı yani bu. Bu beşi canımız aşkımız. Tanır mı iyi çocuktur. Hepsi için ortaya attım. Luka senin aşkın. Luka Levitic'i seviyorum aşkına, ben. Evet. Ben de şey Adamlar, beni rahat bırakın tipi. Eski NBA'ye çok yakışacak adamlar. Derrick Rose, Jimmy Butler, Jamorant onlar bizim. Neden MVP olamayayım? Ja Morant konuşması. değil ya. Ne Jamorant'ı? Ay Jamorant gitsin. Heh. İşte onu yetenek olarak seviyorum. Can sen bayısı oyna. Biraz Carul ja yani, muydu? Suçu, öyle bir rapçi vardı. Seyret... Ja Carul muydu o adam? Aşağı doğru gitti. Carul ja diye bir rapçi mi vardı? Fast and da oynayan. Ben rapçiler yok abi. Tamam. Carlos Sainz geçmiş olsun ve tebrikler ne oldu ki? Neden geçmiş olsun? Sence neden? Apandist ameliyatı geçirdikten sonra dönüp yarışını kazandı. 10 gün sonra. Ben böbreğim alındıktan 3 gün sonra kum torbası dönmüştüm. Bir husumet sebebi değil mi yoksa? Yok acayip dinamik çıkıyorsun bu tüm ameliyatlardan. Yiğit ya bizi bir Böyle çok güzel götür. oksijen falan da veriyorlar tamam mı ameliyat sonrası. Bir çıktım işte dikişlerim bilmem ne sen işte şöyle yapma falan dediler. Yok abi aşırı enerjik ve kuvvetli çıkıyorsun. Ya 3-4 gün sonra Harbi ameliyattan ve bir hafta sonra ameliyatın tipine de bağlı. Laparoskopiyle olduysan küçük oluyor kesik. Ya yani karın kasların kesildiyse karnında eski tip ameliyat o zor tabii o iyileşmiyor ama. Hiçbir şey olmuyor abi. Çıkıp koşmak falan istiyordum ben sürekli. Bilmem kaç gün koştum çıkıp. Bir de kemik suyu iç. ilikli. Dinlenik oluyorsun. Sainz'ın gelecek sezonu hala kontratı yok mu? Mercedes olur mu? Yiğit Tezcan YouTube kanalı olur mu? Yiğitip, <laughs> Yiğit tip, YouTube. Kanalına Sainz'ı alabilirim. Kanalına hoş ya. geldiniz. Babası da gelir. Müthiş, müthiş, Babası müthiş var. Ya. Bence bu arada baba müthiş bir karakter. O ralliciydi, değil mi? Ee, evet, evet. Löklerkin yani. annesinin arkadaşıyla tanıştım. Hayatlar ve Aklıma <laughs> şu anda şu geldi. Bir nasıl tanıştın? Yani bu nasıl bir sosyetik? Ha hayır, hayır. Sos hiç alakası Aklıma yok. Aklıma da Lökler ay, diye ay, bağıran ay. çocuk geldi. Yani o beni bir haftadır bütün Twitter resmilerim bunun üstünden dönüyor ve herkes hala gülmeye devam ediyor. Çocuğu biliyorsun değil mi? Anne evet biliyorum. Lökler! Biz bir ay yaşadık ya. Lök... Lökler. ya lök... Lökler! 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 Ben de geçen ak merkezde Abbas Güçlü'yü gördüm hadi bakalım. Kim yener? Yorumlar. Abi ver. Löklerin annesinin arkadaşı tanışmak. Çok bu arada ya yani, sen de şey sen yani. sen de sen de hepimiz tanışırız. Benim kardeşimle tanışırız. Senin annen de tanışır. Ee, tamam. Lökler'in annesiyle tanışabilir misin? Tanışam. Hmm, zannetmiyorum yani. Buradan Lökler'e doğru gideceğiz çünkü. Ne yapacağım ben Lökler'i? Ben normal, ben sevdim pilot ya. Ben Lökler'i seviyorum. Ya. elektrikli, ben heyecanlı bir pilot. Bence de çok elektrikli, heyecanlı bir pilot. Allah yolunuzu açık etsin. Ya, ya o sana çok bebe suratlı. Çok bebe bana. Yani. Olmaz. Bebe Temiz suratlı. bir şey yani. Olmaz. Bebek suratlı yani. Bebe demeyeyim şimdi. Bebek suratlı. Aynen. Baby face. Baby face daha. Face daha tatlı. Yarışlar tek tur olsaydı Leclerc sezonu kaçıncı bitirdi de? <laughs> Güzel soru. <laughs> Abi tek turda hızlı cidden ya. Herhalde tek turda en hızlı pilotu Fersa Penelik'te olabilir. Belki bir tık yani çok elma armut oluyor. Aynı otomobilde yarışmadıkları falan için. Tatlı bir bölüm daha bitmesin ya. Elinize, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Hazır mıyız? Darbuka gibi Nece videodaki videodaki darbukaydı. Ben ha, ana, şu anda ana, o darbuka ana, benim. Ana, kapat. E, Haydi. Hop. Hangi şarkı seviyorsun? Yiğit abi. Yiğit abi. Tez Hoş geldin. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>